Statü ekranlarından herkese merhaba. Ben Ahmet Bakır. Bu videomuzda yarışma butonu yapacağız. Siz değerli izleyicilerimizden gelen yoğun istek üzerine yoğun istek derken canımız baş tacımız öğretmenlerimizden geldiği için bu istek bu videomuzu biraz daha öne aldık. Bunu Arduino ile değil de sadece 2 röle ve 2 butonla nasıl yapılacağını şimdi göstereceğiz. Usta TV olarak balık hediye etmek yerine balık tutmayı öğretmeyi tercih ettiğimiz için bu işi yaparken de bunun mantığını göstereceğiz. Bu sistemi mühürleme yöntemiyle yapacağımız için mühürlemenin mantığına kısaca değineceğiz. Aslında mühürlemenin mantığını çok detaylı bir şekilde anlattığımız bir videomuz var. Şu anda ekran üzerine gelen linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Hatta mühürleme ile ilgili bilginiz yoksa önce o videoyu izleyip sonra tekrar bu videoya dönmenizi tavsiye ederim. Yapacağımız sistemde 12 voltluk DC röle kullanacağız. Hemen kullanacağımız rölenin bobinini buraya çizelim. Tabii sembolik olarak çiziyorum. Kullanacağımız röle, kontaktör her neyse bunun kaç voltla çalışıyorsa çalışma gerilimi kadar enerji uygulamamız gerekiyor. Hemen enerji alacağımız uçları çiziyorum buraya. Eksi ve artı uçlarını çizdim. Şimdi hemen bağlantılarını yapıyorum. Artıyı da bağladık. Ve şu anda rölemiz çalıştı. Yani rölenin normalde kapalı kontakları açıldı. Normalde açık kontakları da kapandı. Rölemizi bizim istediğimiz zaman çalıştırmamız için bir tane start butonu çizmemiz gerekiyor. Hemen şuraya bir start butonu çizelim. Şöyle. Start butonu normalde açık kontakları olan bir butondur. Yani biz butona herhangi bir kuvvet uyguladığımızda, butona bastığımız zaman kontak kapanacaktır ve üzerinden akım geçecektir. Yalnız burada şöyle bir sorun oluyor. Mühürleme dediğimiz zaman yani basıp parmağımızı çektiğimizde rölenin aynı pozisyonda kalması gerekiyor. İşte bunun devamlılığını sağlamak için yapılan sisteme mühürleme denir. Mühürleme yapmamız için rölenin kendi kontaklarından bir uç çıkartıyoruz. Normalde açık kontak. Bu rölenin normalde açık kontaklarını temsil ediyor. Rölenin normalde açık kontağını start butonuna paralel bağlıyoruz. Start butonuna bastığımız zaman rölenin normalde açık kontağı kapanacaktır. Röleye hem buton üzerinden hem de kontaklar üzerinden enerji gidecektir. Biz parmağımızı butonun üzerinden çekmiş olsak bile röle kendi kontakları üzerinden enerjiyi, devreyi tamamladığı için çalışmaya devam edecektir. Ta ki biz sistemin enerjisini kesinceye kadar. İşte sistemin enerjisini kesmek için de bir tane stop butonuna ihtiyacımız var. Stop butonu yani normalde kapalı kontakları olan bir butondur. Hemen buraya bir stop butonu koyalım. Burayı sildim. Biraz büyük çiziyorum. Rahat görülsün diye. Tabi yamuk yumuk da çiziyorum ama önemli olan burada bilgi. Normalde kapalı kontakları olan buton şöyle. Pardon, burayı biraz yukarıda çizmem gerekiyordu. Evet. Normalde kapalı kontaklar olan bir buton. Sisteme sürekli enerji veriyor. Biz butona bastığımız zaman sisteme giden enerji kesiliyor ve mühürleme bozuluyor. Tekrar start butonuna bastığımızda tekrar mühürleme olacaktır ve sistem aynı şekilde devam edecektir. Yapacağımız bu sistemi iki yarışmacıya göre tasarladığımız için sistemde iki tane mühürleme devresi kuracağız. Yalnız iki mühürleme devresi birbiriyle bağlantılı olacak. Yani yarışmacının biri butona bastığı zaman diğer yarışmacının butonunu devre dışı bırakacak. İşte bunun için de mühürleme devresinin birindeki normalde kapalı kontağı kullanarak diğer butona, diğer mühürleme devresine enerji göndereceğiz. Aynı şekilde diğer mühürleme devresinden de birinci mühürleme devresine enerji alacağız. Yani şöyle özetleyecek olursak yarışmada butonu önce basan yarışmacı diğer yarışmacının butonunu devre dışı bırakacak. E tamam da usta, şimdi burada bir tane sistem var, devre var. E diğeri nasıl olacak? Nasıl yapacak bu millet ya? Seni mi kıracağım? Şimdi hemen ikincisini de çizip göstereyim nasıl olacağını. Rejiden gelen yoğun istek üzerine ikinci devremizi de çizdik. İki tane mühürleme devresi burada duruyor. Yalnız burada yapmamız gereken işlemler var. İki devrenin birbiriyle bağlantılı olması için şuradaki normalde kapalı butonları silip yani stop butonlarını sileceğiz. Buralara kontak çizeceğiz. Hemen şöyle silelim. Özellikle P
peçeteyle siliyorum böyle ayrıntılı silebilmek için. Pardon. Evet, iki devreyi birbiriyle irtibatladım. Şimdi nasıl irtibatladığımızı anlatayım. Buradaki normalde kapalı butonu silip buraya B rölesinin normalde kapalı kontağını bağladık, çizdik. Aynı şekilde B rölesine de A rölesinin normalde kapalı kontağını bağladık. Bu şu anlama geliyor. Yani A rölesi çektiği zaman, A rölesini mühürleme yaptığımızda A rölesinin normalde açık kontağı kapanacak, normalde kapalı kontağı da açılacak ve bu normalde kapalı kontak şöyle açıldığı için buraya enerji gitmeyecek ve buradaki butonun ya da rölenin herhangi bir işlevi olmayacaktır. Yine aynısını bu röle için de düşünebiliriz. Hemen şurayı tekrar çizelim. Bu B rölesi çalıştığı zaman, yani B rölesi mühürlendiğinde, daha önce mühürlenirse B rölesinin normalde kapalı kontağı açılacak. Buradan enerji geçmeyecek. A rölesi işlevsiz olacaktır. Şimdi sistemimiz çalışıyor. Yalnız şöyle bir eksiğimiz daha var. Kimin daha önce butona bastığını görmemiz için bir ışığa, işarete ihtiyacımız var. İşte bunun için LED ya da normal lamba bağlayabiliriz. Lambayı da çalıştığını görmemiz için lambayı da şöyle rölenin bobinine paralel bağlayabiliriz. Buraya LED de bağlayabilirsiniz dediğim gibi. Bu rölenin bobinine enerji geldiğinde buradaki lamba çalışacaktır ve çalıştığını göreceğiz. Aynı şekilde hemen buraya da çizelim. Bir de bunların haricinde sistemin hazır olduğunu, sisteme enerji geldiğini göstermek için ve daha iyi bir görsellik için rölenin boşta kalan kontaklarını kullanarak yine iki tane lamba çalıştırabiliriz. Yani LED olabilir. Biraz önce dediğim gibi başka bir lamba olabilir. Ben LED çizmeyle uğraşmak yerine normal lamba çiziyorum. Sistemimiz şu anda hazır. Sisteme enerji verdiğimizde sistemin hazır olduğunu gösteren iki lamba çalışacaktır. Yarışmacının biri erken davranıp butona bastığında, örneğin A yarışmacısı A butonuna bastığı zaman A rölesi mühürleyecektir ve A rölesinin mühürleme lambası yanacaktır. A rölesinin normalde kapalı kontağı açılacak ve hazır işaretini gösteren ışık lamba sönecektir. Ve böylece butona erken basan yarışmacı daha net bir şekilde belli olacaktır. Evet, devremizi tamamladık. Şöyle bir senaryoyu baştan bir takip edelim. Sisteme enerji verdik. Rölelerin ve sistemin hazır olduğunu gösteren lambalarımız çalıştı. Ve yarışmacının birisi butona bastı. Örneğin A yarışmacısı. A yarışmacısı daha erken davranıp butona bastı ve A rölesi mühürleme yaptı. A rölesi üzerindeki mühürleme lambası devreye girdi. Aynı zamanda A rölesine bağlı olan normalde kapalı kontak açıldığı için sistem hazır lambası söndü ve böylelikle kimin daha erken bastığı çok net bir şekilde görünmüş oldu. Öyle bir soruyla yarışma bitti mi? Tabii ki bitmedi. Yarışmamız devam ediyor ve moderatörümüzün sistemi resetlemesi gerekiyor, sıfırlaması gerekiyor. Onun için de sistemin enerjisini kesmesi gerekiyor. Şöyle şuraya bir tane normalde kapalı kontakları olan bir buton çiziyorum. Şöyle kırmızı kalemle çizeyim, daha net görünsün. Evet, normalde kapalı kontakları olan butona, yani stop butonuna moderatör bastığı zaman da sistem resetlenecektir ve yarışmacılarımız tekrar devam edecektir. Malzemeleri tanıtmaya sistemde kullanacağımız butonlardan başlamak istiyorum. Sistemde bu butondan 3 tane kullanacağız. Daha doğrusu bu butondan kullanmak istemiyorduk. Sebebini söyleyeyim hemen. Bu butonlar kilitlenebilen bir buton. Yani her bastığımızda kilitlenecektir. Tekrar eski haline getirmek için çevirmemiz gerekiyor. Malzememizin, tedarikçimizin stoklarında kalmadığı için biz bunu aldık. Çok küçük bir işlemle bunun kilidini iptal edeceğiz ve kullanacağız. Bu butonların şöyle bir avantajı var. Bu butonların içinde hem normalde açık hem de normalde kapalı kontakları olan butonlar olduğu için moderatör butonu olarak da yarışmacı butonu olarak da kullanabileceğiz.
Butonun içinden bu yaylar ve pinleri çıkardığınız anda butonun kilit mekanizması iptal olmuş olacaktır. Evet, biz bu butonu kullanacağız ama bu butonun kasasını kullanmayacağız. Siz isterseniz kullanabilirsiniz. Hatta şu kenarlarını keserseniz daha konforlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama biz bunun yerine opak beyaz renkte plastik bir bardak kullanacağız. Bu bardağı kullanmamızın sebebi içine koyacağımız renkli ledler sayesinde çok güzel, hoş bir görüntü ortaya çıkmasıdır. Kullanacağımız rölelerde bunlar 12 voltluk çift kontaklı röleler. Bunların üzerinde 2 tane normalde açık, 2 tane de normalde kapalı kontaklar var. Şu görmüş olduğunuz uzakta olan uçlar, bacaklar, rölenin bobin uçları. Şu üzerinde şema görünüyor mu şu anda? Bilmiyorum sayın kameramanın. Şurada kontakların şeması var. Biraz önce B1 ya da A1 diye adlandırdığımda örneğin şu sağ tarafı rölenin birinci kontakları, şurayı da ikinci kontakları olarak sınıflandırabilirsiniz veya herhangi birisini siz adlandırabilirsiniz istediğiniz gibi. Biraz önce kameramanımızdan işaret geldi. Şu anda daha net görünüyor. Yaklaştırdım. Evet, birazdan baskı devre yapacağız. Baskı devre için şöyle bir bakır plaket temin ettik. Siz isterseniz delikli plakete, delikli pertinaksa yapabilirsiniz veya hiç plaket kart kullanmadan direkt kabloları ucuca lehimleyerek de yapabilirsiniz. Size kalmış o. Bir de şöyle klemensler kullanacağız. Devrenin üzerine monte etmek için. Işık olarak da şerit led kullanacağız. Zaten şerit ledler 12 volt olduğu için sistemimize direkt uyum sağlayacaktır. Butonlar arası iletişimi sağlamak için de DT8 dediğimiz diyafon kablosu kullanacağız.
Evet, devremizi bitirdik. Devremizi moderatör butonunu, yani yönetici butonunun içine monte edeceğiz. Bu arada yönetici butonunun normalde kapalı kontaklarını kullanacağız. Diğerlerinde ise normalde açık kontaklarını kullanacağız. Devreye vereceğimiz elektriğin artı ucu moderatör butonunun kapalı kontağından geçecek. Çünkü butona bastığımız zaman devre resetlensin. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Misali bizim hesap Sivas Gürün'e bile varmadan geri döndü. Küçük bir hata yapmışız. Bilgisayarda çizdiğim doğru devreyi yazıcıya gönderecek yerde hatalı devreyi yazıcıdan çıkarmışız. Neyse ki fark ettik. Bu hatayı düzelttik. Şu anda doğru devreyi, doğru devre şemasını ekranda görüyorsunuz. Hatta 3 boyutlu çizimini de görüyorsunuz şu anda. Yerleşim planında herhangi bir hata yok. Sadece devre yollarında küçük bir hata vardı. Biz onu şimdi düzelttik. Açıklama kısmına koyduğumuz linkteki şemayı indirdiğinizde devreyi sorunsuzca kullanabileceksiniz. Evet, projemizi bitirdik. Şimdi 12 voltluk adaptörümüzü bağlayıp çalıştıracağız. Siz eğer taşınabilir bir cihaz yapmak isterseniz 8 tane kalem pili bağlayarak da çalıştırabilirsiniz. Kalem pilleri kutunun içine koymak için kutuyu biraz daha büyük tutabilirsiniz. Ekranların hiç kazandırmayan bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Moderatörünüz Ahmet Bakır ve birazdan yarışmacılarımızı çağırmak üzere... Bizim gece kayışı kopardı. Siz onun kusuruna bakmayın. Tabi sabaha kadar çekim yapınca oluyor. İdare edin artık. Ne yapacağız? Şimdi cihazımızı bir test edelim. Bakalım çalışıyor mu? Hemen birine basıyorum. Rastgele. Evet, mavi ışık yandı. Diğerine basıyorum. İkinci yarışmacının yerine. Kesinlikle çalışmıyor. Hemen resetliyorum. Resetledim. Evet. Reji, yani sen oradan uzanmasan, vurmasan zaten çatlardın, biliyorum. Yani şaşıracaktım az da. Evet, şuna basıyoruz. Diğeri devre dışı. Resetliyorum. Aynı anda bas bakalım ne olacak. Buna basıyorum. Evet, bu devre dışı. Acaba hangi elim hızlı davranacak? İkisine de aynı anda basmaya çalışıyorum. Evet, sol elim daha hızlıymış. Bir daha mı denesin? Yine sol el ya. Olmaz.
El elden üstündür dedim. Yarı olsa gerek. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Başka bir yarışmada görüşmek dileğiyle esen kalın. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ayrıca abone ol butonu yanındaki zil ikonuna tıklayarak yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Öyle şu artistliğe bak kardeşim. Hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Öyle takmıyor mu?